Silivri 5.7 şu an yazdı az önce. Çanakkale'den de hissedilmiş. Az önce yazdı. Siz neredeydiniz deprem anında? Girişteydim. Medipol'ün girişindeydim. Bayağı bir sallandı ama. Bir alt kata inmiştim. Orada telefonla eşimle konuşuyordum. Ben aşağıda hissetmeye başladım. O da telefonla panik içerisinde. 16 katlı bina çok fena sallanıyoruz dedi. Sakin ol falan dedik. Şimdi baktım Tekirdağ Çorlu açıklarındaymış. Ciddi bir sallanma oldu. İnşallah herkese bir şey olmadan kurtarmıştır diye düşünüyorum. Olur. Evet, şu an yazdı. Evet, Çorlu Tekirdağ açıklarında. Deprem biliyoruz ki İstanbul'un bir gerçeği ve doğanın bir gerçeği ve hepimiz biliyoruz ki deprem tek başına insan öldürmüyor, ihmal öldürüyor. Depreme hazırlık yapmazsanız ve binalarımızla ilgili sıkıntılar can kaybına sebep oluyor. Ne yazık ki İstanbul'da riskli bina sayısı hepimizi rahatsız etmekte ve İstanbul'da yeni 859 adet deprem toplanma alanı tespitini yaptık son bir ay içerisinde. Bu konuda hazır olanlar var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız. Bugün ciddi bir ikaz almış durumdayız. Bu ikazı milletçe değerlendirmekle mesulüz. Büyüklüğü 4.7 ve 5.7 arasındaki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın Valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. 1999 yılından beri biliyorsunuz bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var. Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla zaten biz Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu an hemen şu dakika itibariyle bu depremin, o depremin, büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Tabii ki herkes teyakkuzlu olsun, vatandaşlarımız temkinli olsun. Ancak bu şekilde söyleyemeyiz. Ya bu coğrafyadaki özellikle işte kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul şehri için önemli bir test oldu. Bu teste ne kadar başarılı olduğumuzu sizlerin de takdir edeceğini umuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu. Ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek olası büyük deprem içinde bize çok iyi bir test oldu. Onu söyleyebiliriz. Ana şok, artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam etti depremde. Sonrasında böyle bir şey yaşanmadı. İkinci bir nokta, son 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan sizin de söylediğiniz gibi temkinli olmak gerekiyor. Ama işte panik yapmadık yani. Evde geçireceğim, neye geçirmem ya? Peki tehlikeli olduğunu düşünmüyor musunuz? Yok, niye düşüneyim ki? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben 82 yaşındayım. Ne depremler gördük biz de. Ya daha önce bir deprem yaşamamıştık. Biz silkelendik, kendimize geldik. Ya bekleniyordu zaten. Umarım bununla kalır. Vallahi biz yani Sinop'ta yaşıyorum ben. Özellikle Sinop'ta böyle depremi biz hissetmiyoruz. Ama bugün İstanbul'a geldim. Bir yakınımızın cenazesi vardı mezarlıkta. Arkamdan birisi sanki böyle mezar taşına böyle otururken böyle dua yapılırken birisi sallıyor gibi hissettim. Ardından baktım okulun bütün alarmları çalmaya başladı. O anda Üsküdar'daydık. Tabii korkutucu ve şu anda tedirginim. Kafe çok alçak bir tavandı. O yüzden herkes koşarak aşağı indi çığlıklarla. Biraz korkunçtu. Evet yavrum, Allah da bilmiyorum. Parkta gideceğiz artık. Parkta kalacağız mecbur. Allah'a emanetiz. Allah'a emanetiz yavrum. Allah daha göstermesin yavrum.